Evet sevgili seyirciler, bunlar her derde deva mart inciri. Küçük küçük dikenleri var. Felaket batar insanın önüne, sürekli kaşındırır. Gözünle göremezsin ki çıkarasın. Çok lezzetlidir ama zahmetlidir. Soyması. Şöyle bir ağaç. Bu temizliği. Mart inciri temizliği. Bunun diğer adı neydi? Unuttum. Şimdi ne yapıyorsunuz burada şimdi siz? Mart incirinin büyük dikenlerini temizliyoruz. Uçuyor mu o zaman suyla? Bunlar henüz olgunlaşmamış. Böyle de arsızdır. Dalı kopsa bile burada meyveye durmuş. Bunlar da meyvesini tartamadığı için kendiliğinden düşmüş ve yetişememiş. Evet. Hiçbir yerden toprağa kökü değmediği halde filizlenmiş. Evet. Bunlar böyle kızarınca çok güzel oluyor. Bunlar tam olgunlaşmış. Mart incirinin gövdesi de bu şekilde. Tamam. O çay için yaptık oğlum. Taşlık, kayalık hiç fark etmiyor. Yeter ki kökü toprak görsün. Taş da yanı tutar. Taş da. Mart inciri böyle toplanıyor. Hafif turunculaşmış olanlar alıyoruz değil mi? Zaten çok sararınca lezzetli olmaz. Evet. Suriyeliler bunu eliyle alırdı. Alışmışlar. Ana. Küçük emdir. Evet, az önce topladığımız mart incirleri. Ben şimdi de ağacını göstereceğiz yukarıdan. Şöyle. Evet, burası Gazipaşa Beyobası köyü. Ve mart incirlerini topladığımız köy, yer.